Mete Horozoğlu, Aslı Enver geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. İyiyiz, teşekkür ederiz. Harika. Nasılsınız? Hocam, keyifler yerinde mi? Çok şükür, yolunda her şey. Var mıydı bugün set, Mete, herhangi bir şey? Oradan mı? Yoldan mı? Set vardı bugün. Vardı. Kaç? Gün biter, iş biter. Gün biter. Hangi gün biter. Şimdi? Dizi konuşacağız onu biraz sonra. Onu senle konuşmak lazım, Beyazıt'cığım. Evet. Hangi gün? Artık sen ben... Tamam, onu demek ki sonra koy. Kayıp, ne oldu? Kayıp dizisi Beyaz Show'dan önce yayınlanıyordu. Bizim programımızda geç saatlerde giriyordu bu yüzden. Şimdi... Bizim dizi yok şu anda ya. Şu anda haftanın herhangi bir günü yok. Bunu konuşmak istiyorum burada. Çocuklar. Bunu konuşmak konuşacağız istiyorum kardeşim. Burada. Konuşacağız kardeşim. Konuşacağız. Allah Allah. Allah Allah. Aslı sen çıkar mısın oradan? Yeter artık. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Biraz sinirlendim. Özür diliyorum. Gerçekten de sinirlendim. Abi eli bırakır mısın? Allah'ım İvana'nın eli zannettim. Bir de tuttum böyle. Mete Horozoğlu. Çok güzel konuklarımız var. Gerçekten her zaman kısmet olmuyor. Yani Özgün, İrem patladı yeni. Özgün'ün parça öyle. Kayıp dizisi. Tuttu gerçek... herhalde. Evet. Bu da nereye tuttu? Kendi iş yapmadın abi. Ne yapmadın? Çok da uğraşmadın. Ya ama Mete'nin hareket güzeldi. Evet. Çekti mi kamerayı Mete'nin hareket? Kayıp dizisi diyorum. Tuttu herhalde yani. Herhalde. Kayıp dizisiyle ilgili konuşacağız. Beyaz Show'un önündeydi. Neden başka bir güne gitti kayıp dizisi? Fatih Harbiye ile konuşacağız. Kayıp dizisiyle karşı karşıyaydı Fatih Harbiye. Ve gelelim şu kayıp dizisine. Kayıp dizisi 7. haftasını doldurdu. Doğru mu? Doğru. 7 haftada. 7 haftada kaç günde, kaç gün yani değişti? 2 saat değişimi, 2 gün değişimi. 2 saat değişimi, 2 de gün değişimi. Hangi evet. günde başladınız kayıba? Cuma başladık. Cumartesi olduk. Şimdi pazarı atladık. Şimdi pazartesi, pazartesi olacağız. Artık evet. sen hangi nereye uygun görürsen. Abi, ona geldik biz. Yani evet, ekip yani kanalın tabii şu biraz... anda izliyor. Evet. Biliyorsun bir 60-70 kişi falan çalışıyor bir sette. Evet. Ekmekleriyle oynamayacağım. Şimdi 14 senedir Beyaz abi diyorlar. Allah bereket versin kazandı. Kanal D'de çalışıyor. 18. 14 değil mi o ya? 18 sene. 8 oldu mu? 4 o şey o. 4 sene o şey o. İlk yılları saymamışlar. İlk yılları onlar demek ki. 18 sene evet. Ne olacak diyorlar bizim halimiz? Kaybı. Ne yaparız onu? Pazartesiye koydurdum. Şimdi bakalım. Gülmeyin ya. Vallahi koydurdum. Koyduruyor ya. Size hangi gün lazım şimdi? Hangi gün istiyorsunuz siz? Abi yani nerede devam edecekse Beyaz. Şimdi önce işinize sahip çıkın. İşinize sahip çıkın. Güzel yapın ki çok güzel gidiyor. Ben ondan sonra gelin benimle günü konuşun. Ben hep buradayım. Benim için bir sıkıntı yok. Fatih abiye bak hangi günü aldırdım ben en son Fatih abiye bak. İlk günde cumartesi de hala cumartesi. Hala cumartesi. Kayıp cuma günü Beyaz Şov'un kaybın en büyük tabii talihsizliği. Beyaz Şov'un önünde yaratıyor. Beni ziyarete gelmesin. Yani benim önümdeki diziler çok dayanamadı. Kanalın içinde belli şeylerim var. Ayağa kaydırabiliyorum. Yani bir şeyler yapıyorum. Benden sektiniz, cumadan sektiniz. cumartesi de Fatih Harbiye ile karşı karşıya geldiniz. Şimdi pazartesiye gittiniz. Kaybı ben şöyle düşündüm. Şöyle yapacağız kaybı. Bu sefer diziye bırakmayacağız işi. Seyirciye bırakıyorum. Biraz seyirci çalışsın istiyorum artık. Gününü tayin etmiyorum. Belli bir güne koymayacağım kaybı. Seyirci baksın, devamlı izlesin. Her an çıkabilir. Her an yayınlanabilir. Hiç belli olmaz. Sabaha karşı da olabilir, akşam da olabilir. Devamlı kanalda seyredeceksiniz. Devamlı kayıba bakacaksınız. Sosyal medyada AB grubunda özellikle delice bir hayran kitlesi var. Çok acayip bir hayran kitlesi var kayıbın. Çok da güzel giden bir dizi. Türünde gerçekten. Başarılı oldu evet. Abi bir şey var o dizide. Yani çekimleri çok acayip keyifli. Oyunculuğunda... Zeynep Günaytan var orada. Ne var? Zeynep Günaytan var. Evet. Yönetmenimiz. Yönetmeniniz. Bir Ölü şey Ölü Geçer yapmış. Zamanki hatırlar herhalde seyirci. Evet, o, onun da yönetmeniydi. Zeynep'in bir dokunuşu var. Bir şeyi var. Yani bir teknik anlamda yönetmenlik tabii ki bir evet. Meleke. Bir
ama Zeynep'te bir de ayrıca bir bakış, bir ruh var, bir şey bu var. Bu kadar ona dizi varken farklı bir şey yapabilmen lazım. Yani senaryosu zaten, senaryosu mükemmel bir senaryo. Çünkü bizim CEO'muz, Kanal D'nin CEO'su sevgili İrfan Şahin'in... Abi geldi mi? Burada mı? Burada mı? İtin hala ayak kaydırılır. Evet, senaryo İrfan Şahin'in, bizim Kanal D'nin CEO'sunu, yani benim paramı veren sevgili İrfan Şahin. Hepimiz. O diziye iyi çalışın. İrfan Şahin'in senaryosu. O diziye iyi çalışın. Vallahi güzel oldu ya, güzel oldu. Yani güzel oldu. Yeni şeyler denendi. Dizi sektörü anlamında çok uzun zamandır aslında baktığımız zaman bir şeyler yapıyoruz ama televizyon dünyası olarak baktığımız zaman emekleme dönemindeyiz. O yüzden bir alışılagelmiş bir izlek var aslında dizilerde. Doğru. Bir uzun bakışmalar diyebildiğimiz, biraz zamanlı da bir 90 dakikayı falan bulan dizilerden. Onu biraz daha böyle hızlandırmaya çalıştık teknik anlamda da. Montajıyla, çekimiyle ama oyunculukta da bir şey var. Ya daha doğal bir oyunculuk mu? Bir farklı bir oyunculuk yani. O normal bir, siz daha önce gördüğümüz dizilerdeki oyunculuktan farklı bir şey var. Öyle mi hakikaten? Ses tonunuzda mı var? Ya, ya ikinizin sahnelerinde bir şey var yani dizide. Bir oyunculukta bir şey var. Senin normal konuştuğun ses tonun mu? Öyle bir şey söylemişsin. Ya aslında değildi. Fakat Zeynep dedi ki yani hani böyle bir ses biraz daha olgun olsa diye bayağı bir uğraştı benimle ve öyle uygun öyle, geldi. Öyle bir şey öyle uygun geldi. Hocam. Değil. Bir hukukçu aslında sevgili Mete Orazoğlu dizide ama bir komiseri, yani hem hukukçu hem komiseri canlandırıyorsun. Eski polis. Eski polis. Ve çok soru soruyor. Devamlı soru soruyor. Yani o kayıp çocuğu bulmak için devamlı bir soru halinde. Diziyi izleyenler zaten bilirler. Biz o soruların olduğu yerleri birbirine bağladık dizide. Yani Mete'nin rollerini zaten birbirine bağlayınca devamlı soru sorduğu çıkıyor ortaya. Daha hiç normal bir sohbete giremedi Mete. O sorular arka arkaya geldiği zaman ne çıkıyor? Bakalım hep beraber bir izleyelim. Kardeşim ben dedektif değilim. Biz de dedektif aramıyoruz zaten. Arasanız daha iyi olmaz mı? Ne zaman almışlar çocuğu? Anlatın bakalım, nasıl teslim ettiniz çocuğu? Peki iş gereği aralarında gırtlak gırtlak aldıklarınız da var mı? Ben o emlakçıya nasıl ulaşırım, numarası var mı sizde? Sizce Kerem'in ailesinden sakladığı bir şey olabilir. Siz en son Kerem'in kaçırıldığı günü gördünüz onu. Önceki kayıtları izleyebilir miyiz? Hala hiçbir şeyden haberi yok mu? Ya bu insanlar arasında işiniz ne? Sana sırlarını anlatır mıydı? Kerem günlük tutar mıydı? Canını yaktığınız biri var mı? Oğlunuzla aranız nasıl? Daha önce ne yapıyordunuz? Dikkatinizi çeken bir şey oldu. Boğulanlardan haberi var. Vardım diye falan da aramadım. Oğlum sen mi öldürdün bu kadını yoksa? Ne kadar kaldı evde? Arsa gittiğinden sen haberin var mı? Dikkatini çeken başka bir şey oldu mu? Niye polise haber vermedin? Yukarıda niye hiç ayak izi yok? Sen arabaya gelirken duymadın mı? Ondan sonra hiç görmedim onu. Çocuk nerede lan? Çabuk söyle. Yaktığın paralar neydi lan? Kaç kişi lan bu herifler? Siz niye geldiniz buraya? Siz ne yapıyorsunuz burada? Hangi otelde kalıyor? Amacınız ne sizin? Karısını seviyor muydu? Polise söyledin mi? Polis bir şey söyledi mi? Evde başka kimse var mıydı? Kimseyi gördün mü? Ya da ne bileyim, bir şey duydun mu? Karınız nerede? Dün ne oldu? Nasıl bir şeydi? Sen neredeydin dün? Siz kimsiniz? Kimliğin yok mu lan senin? Adın ne? Adı ne? Soyadın ne lan? Ne meselesi? Telefon mu? Araba nerede? Ne zaman gelir? Sen nereye? Kemal Bey nerede? Bu ne demek? Ne yaptı ki? Hangi şehir? Neden? Ne? Neden? Nerede? Kim? Nasıl ya? Nasıl ya? Nemli değil mi elbisede? Allah Allah! Ya bir karışma kardeşim. Bırak adam işini yapsın ya. Evet. Soru ben sormaktan, bir daha oynayacağım bu rolü. Soru sormaktan bir daha şey soru yani. Aradaki cümleler çıkmamış. aslında bir gerilim dizisi yani veya polisiye dizi gibi ama içinde aslında çok eğlenceli sahnelerin de olduğu dizi. Yani tam öyle bir yere dayanmıyor herhalde sırtını. Yani dayıyor aslında ama biraz da seyirciyi orada rahatlatmak manasında dediğin gibi senaryo gerçekten iyi yazılmış. İyi bir matematiği var. Gerici sahnelerin aralarına öyle sahneler serpiştirilmiş. Daha keyifli izlensin. İkinizin oynadığı sahneleri özellikle millet çok merak ediyor. Yani bu aşk nereye gidecek, ne olacak diye. Ama daha doğrusu sevgili Aslı ile ilgili bir soru vardı. Yani konuşulan bir şey. Bu kadar işin içinde, bu kadar dizinin içinde, bu kadar iyi niyetli görünüyor ama çocuğun kaybolmasıyla ilgili acaba Aslı'nın bu işte bir parmağı var mı diye en çok konu. Bu senin oyunculuğundan mı? Bunun belli. Zaten konuşmam. Özellikle bu programda da şimdi hiç konuşmam. Konuşmasın. O çocuk arandı o kayıp çocuk. Yine konuşmuyor. Az sonra büyük bir sürprizimiz var onunla ilgili. Peki biz dizide başarılar diliyoruz. Yani çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim abi. Hiç önemli değil. Pazartesi günü saat kaç? 20. 20. Pazartesi günü saat 20 diye şimdi buradan söylüyoruz. Ama... Pazartesi gelir. Oy. Pazartesi gelir. 20'de saat açarsınız. Beyaz şovu vardır. Efendim oraları bilemeyiz. Pazartesi saat 20'de kayıp devam ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,